Size merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Suudi Arabistan Ligi'nin 3. videosu ile karşınızdayız. Daha sezon başlamadan 3. videoya geçmiş bulunmaktayız. Ve ligin başlamasına da tam 1 gün 4 saat var. Yani yarın günlerden ne pazar? Pazar kaçta başlayacak? 4 saat 13 dakika. 13.15'iz şu an saatimiz. 13.15. 14, 15, 16, 17, 15, 17, 25, 17, 18 yani maçlarımız 5.30 civarında oynanacak. Yani bizim kızıcısı şunu aktarayım, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim hiçbir şekilde bu OSM'nin saatleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim problemimiz yok. OSM kendi algoritmasına göre böyle bir şeyler yapıyor. Çünkü geçen liglerde ben kurduğum ligleri çok iyi hatırlıyorum, çok iyi biliyorum. Ben gündüz 1'de kurduğum lig de saat 5'te oynandı ve sabah 6'da kurduğum lig de yani akşam gündüz 1'de kurduğum lig de saat 5'te oynandı. Sabah kurduğum yani geçen sene Süper Lig'i sabah kurmuştuk, o lig de 5'te oynandı. Yani 2 saat aralığına bakıyorum, yani hiçbir böyle bağdaştırıcı yanı yok. Şimdi öğlen 1 ile sabah 6 çok farklı. Arada 7 saatlik bir zaman süreci var. Buna rağmen yine lig şeyi değişmiyor. Lig saati değişmiyor. Yani bizim burada yapacağımız bir şey yok. Bazıları diyor bayrak seç, şunu seç, şunu seç, bunu seç. Yani affedersiniz de bayrağımızı götümüze sokmuyoruz yani. Şimdi burada bizi konuşturmayın. Mübarek ezan okunuyor. Yani bayrağımızı bir tarafımıza sokmuyoruz. Bayrağı bir tarafa sokmuyoruz. Bayraklı olacak iş değil bu. Bu bayraklık bir iş değil. Yani şu ben açıkça isim belirteyim. Menajer Emre lig saatlerinden hiç memnun değil ve bu ligden korktuğu için buradaki arkadaşlarım 15'inden de korktuğu için ligden şimdi ilk haftadan kaçacak. Hadi adamsa kaçsın. Adamsa ligden istifa etsin. Biz dedik bu ligden istifa edeni biz göreceğiz. Ona göre notumuzu vereceğiz dedik. Ona göre de notumuzu vereceğiz. 15 arkadaş da ona notunu verecektir diye düşünüyorum. Yani kendisi biraz herhalde biraz değil çok kafayı sıyırmış. Yani biz burada ligi kurduk. Bizim yapacağımız saatle ilgili bir bağlantı bir şey yok. Keşke olsa, ben istemem. Ben de istemem maçların 5'te oynanmasını. Ama İşte gündüz oynatıyor maçları. Gündüz yani tam ikindi vakti. Tamam, kış olsa anlayacağım. Kış olsa anlayacağım ama yapacak bir şey yok. Yani burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim saatleri belirlerken şunu el atmamız, şunu böyle yapmamız gibi yok. Biz hani konferans maçları, işte Şampiyonlar Ligi maçları gece olsun diye ligleri gece kurduk inadına. İnadına gece kurduk. Saat 10'da. Konferans liginde öyle bir sorun yaşamadık. Bilmiyorum konferans ligine özel bir şey mi? Ben çünkü lig saat 10'da da kurduğum ligler oldu. Ama maçlar 6'da 7'de oynandı. Yani tamam 5'te oynanmadı ama 6'da 7'de oynandı. Ve ben hemen hemen Suudi Arabistan liginde saat 10'da kurdum. Zaten biliyorsunuz ki 21.45'te 21.30'da mı ne? Şey bitti. Konferans ligi bitti. Konferans ligi finali bitti. Bu arada kim şampiyon oldu ben onu hala bilmiyorum. Beni oyuna sokmadı OSM. O yüzden onun videosu gelmedi. Yani kim şampiyon olduysa ona ayıp ettik. Yani saat 21.30'da bitti. Biz zaten 10'da ligi kurduk. Yani yine konferans ligiyle, Avrupa ligiyle, Şampiyonlar ligiyle kurduğumuz saatin aynısını birebir saat ile kurduk. Buna rağmen lig saat 5'te. Yani bizim burada yapacağımız bir şey yok. Turnuvalarda etkili oluyor mu bilmiyorum. Turnuvalarda biz saat 10'da kurduğumuzda maçlar 8'de 9'da oynanıyor. Yani böyle bir şey var. Çünkü Şampiyonlar Ligi gece oynandı. Sonra efendime söyleyeyim. Hatta Şampiyonlar Ligi gece 11'de falan oynanıyor yani. Düşünün siz. Tam böyle Şampiyonlar Ligi var. Sonra Avrupa Ligi yine gece. Avrupa Ligi de bu sefer yani o da 8 civarları ya da 7.5 civarları falan oynanıyordu. Onu geçtim. Şu an
en son kurduğumuz konferans ligi de 21-30'larda oynanıyordu. Yani turnuvalarda bir sıkıntı yaşamadık ama hani nereden geliyorsa şu liglerde sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi biz burada ilişkiyi zorla tutuyoruz ama yani geldi buraya hemen saati beğenmedi. Rakiplerden korktu, kaçıyor. Sonra diyor ki ben diyor genden sonra gelecek menajerde menajer içinde kadromu kasıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kendisi şu an açık kapı bırakıyor, farkında değil. Kendisi harlayıp cırlayıp duruyordu. Şimdi kendisi açık kapı bırakıyor. Yani ben gidebilirim, yani şöyle olabilir de, yani böyle olabilir de. Fiksürünü beğenmedi. Ben gidebilirim, şöyle yaparım, rezil olabilirim. İşte ben böyle insanları, egoist insanları sevmiyorum. Yenileceksem yenilirim. Yenilmeyeceksem yenilmem. Ben böyleyim. Ben bu ligde sonuncu da olabilirim. Ben bu ligde birinci de olabilirim. Ben burada bana gelen geçen 5-6 tane takabilir. Ben açıkça söylüyorum. Biz kaç seneden beri OSM oynuyoruz. Senelerden beri hayatımız buralarda geçti. Yani benim okul hayatım. Ben okulda bile OSM oynayan adamdım. Derste bile OSM oynayan adamdım yani. Ama şunu açıkça ve net söyleyeyim. Benden burada çok iyi OSM oynayanlar var. Ben bunun farkındayım. Yani ben kendimi burada üstten görecek şekilde kapasite değilim. Benim kanalım var ama ben kanalım var diye sizden üstünüm gibisinden bir şey de söylemiyorum. Ama burada bazı değil, ben hemen isim vereyim. Ben isim vereyim menajerime. Burada kendisini üstün gördü ilk başlarda. Birçok arkadaşın coin'si olduğu için bu bizim liglerimizde ağlamalar başladı. Ya onun coin'si var, coin'si de alıyor, şöyle alıyor, böyle alıyor. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Ne değişti? Ağlamayla bir şey değişiyor mu? Ağlamayla hiçbir şey değişmez. Biz burada bir lig kurmuşuz. O ligde sen şampiyon olacakmışsın, olmayacakmışsın. Hiç önemli değil. Mücadeleyi ne kadar önemsiyorsun, o önemli. Bu şampiyon Astarlar Ligi. Burası çocuk oyuncağı değil. Burası yumurcak TV değil. Burası TRT çocuk da değil. Burası şampiyonların ligi. Şampiyonlara göre davranmayacaksa o zaman ligden çıkacak. O zaman biz bu tavırları kaldıramayız. Adamsa çıkmaz. Adamsa adamlığını konuşup çıkmaz. Ama adam değilse ben bilemem. Ben ona kişisel bir şekilde hakaret etmiyorum. Ben sadece diyorum ki adamsa durur. Adamsa durmaz. Adam değilse durmaz. Çünkü buraya gelirken bir söz veriliyor. Buraya gelirken herkes her şeyi bırakıyor. Serden geçiyor. Burası bir lig. Bu ligde mücadele etmeyi bilen de, yenilen de, galibiyet alan da mücadeleye devam ediyor. Şimdi buna iyi takım çıktı diye, şuna kötü takım çıktı diye bizim tepki vermeye ihtimalimiz var mı? Yok. Kendisine biz dedik itiraz kabul etmiyoruz. Yani bunları artık dile getirmek lazım. Ben yani bu menajer arkadaşımızla Discord'da zaten sorunlar yaşıyorduk. Kendisi Al Ahva takımı çıkınca sinirden yani her yere saldırmaya başladı. Yani niye her yere saldırıyor acaba, ben merak ettim. Bir saldırma huyu mu var acaba? Yani anlamış değilim. Yani biz burada yani Allah aşkına biz lig saatlerini nasıl belirleyebiliriz burada? Biz lig saatlerini burada belirleme gibi bir ihtimalimizin söz konusu yok. Söz konusu yok. Bayrağı değiştirmeli falan olmaz. Al bayrağını da aç, kına yak orada. Bayrağını aç o zaman. Yok Portekiz, yok şu bu, olmuyor, olmuyor. Biz biliyoruz ne zamanla beri lig kuruyoruz, olmuyor. Bayrakla falan bunun ilgisi alakası yok. Benim oradaki as hesaptaki bayrak şeydi. Katar bayrağıydı. Ben Katar bayrağı varken, öyle hatırlıyorum, Katar bayrağı varken ben UEFA Avrupa Ligi'ni kurdum. Maçlar Katar saatlerine göre ayarlanmadı. Katar saatlerine göre ayarlanmadı. O maçlarda o zaman gündüz olması lazımdı. Gündüz 3-4 gibi olması lazımdı. Gündüz o zaman 3-4 gibi olsun. Çünkü her ülkenin, ya OSM'de şöyle bir şey var. Her ülkenin algoritması çok farklı. Mesela İspanya'da maçları siz
Türkiye saatiyle bekler misiniz? Saat şeyde oynasın. 3'te oynasın geceliğin. Bekler misiniz? Onlar 4'te mi oynayacaklar maçları? Hadi hadi bak mesela ekip savaşına size örnek vereyim. Onlar 12.45'te oynuyor maçları. 12.45 mi ne yaptık? 12.35 mi? Biz 1.35'te oynuyoruz. Yani aradaki saat farkına bakın. Bir saat saat farkı var. Biz ekip savaşı oynuyoruz diye öyle. Ekip savaşı oynuyoruz diye maçlar 1'de. Sırf İspanyollara göre ayarlamışlar. İşte bu oyunda algoritma kimi seçiyorsa ondan yana. Türkleri seçiyorsa Türklerden yana. Atıyorum İspanya'yı seçiyorsa İspanya'dan yana. Çok saçma bir sistemi var bu lig şeylerinin. Yani hangi bayrağı seçersen seç. Sen bunu belirleyemezsin. Senin hesabın, senin konumun, bu Türkiye'deki konumun Türkiye. Sen o bayrağı değiştirme. Önemli değil. Ha, oyunda ne olur? Şu sıralama var ya. Şu sıralama. Şu sıralaman değişir. Ülkende mesela Türkiye seçmedin. Uganda seçtin. Uganda'da birinci olursun. Ama gelip de vay efendim ben Uganda seçtim. Uganda saatlerine göre maçlar ayarlanmadı. Ayarlanmaz tabii. Sen spastik misin oğlum? Sen spastik misin? Maçlar? Neye göre ayarlanıyor maçlar? Maçlar Türkiye saatine göre ayarlanıyor. Sen çünkü senin telefonun konumu Türkiye. Ligi kuranın konumu Türkiye. Ne oluyor o zaman? Bayrak seçmenin ne anlamı var? Bayrağı kına mı yakalım yani? Bayrağı kına mı yakalım? Sırtımızda mı gezdirelim? Ne alakası var onun? Vallahi hiç umurum değil. Yani YouTube buraya böyle şey yapar. Yok burada ağır laflar var, küfürler var. Bu para kazanma kısıtlaması yapsın. Benim için hiç ilgilendirmez. Sorun olmaz benim için. Kısıtlama istediği kadar yapsın. Yani biz burada net konuşuyoruz. Ben çok böyle az görmüşsünüzdür net konuştuğumu. Ben burada çok net konuşuyorum. Yani kıçı kırık bir bayrak için ligin saatini mi değiştirecek OSM? OSM biliyor ne yapacağını. Biz işine karışmayalım, onlar yapsın. Biz de istemeyiz 5.5'te olmasını. Ama görüyorsunuz ki olabiliyor. Benim buradaki hiçbir arkadaşıma sözüm yok. Benim sadece buradaki sözüm şu Abuhan'ın menajeri. Madem ki bir lige giriyorsun, hangi saatte olup olmayacağını kestireceksin. Bunun saatle alakası yok. Tamam mı? Saatle alakası yok. Senin ülkenin konumu Türkiye. Şehrinin konumu ne? Neresi? Bursa, Ankara, İzmir, Hakkari, Yüksekova, Iğdır. Sınırdan selamlar. Ben hemen sınırda olursun. Irak sınırına yakın olursun. İran sınırına yakın olursun. Belki senin konumuna göre saatleri biraz daha şey yaparlar. Ama yani sen bayrağı değiştirmişsin, değiştirmemişsin. Yani ne alakası var bunun ki? Ne alakası var? Şimdi burada bayrağı değişti. Ben bize bizim ekipte var mesela. JR Kemal bak Alman mı? Yo değil. Alman değil ama bayrağı öyle. Sonra Leakvan İngiliz yapmış. İngiliz mi? Yo İngiliz değil. Vitor Pereira Arabistan mı? Yo Arabistan'da da değil. Emre Bok Fransız mı? Fransız da değil. Fanto Arabistan'da mı? Arabistan'da değil. Yani bu ülkeleri biz istesek İstersek değiştirebiliyoruz. OSM'nin Google'dan giriyorsun, değiştiriyorsun bayrağını. Yani onda bir sorun ve problem yok. Bu bayraklar burada ne işe yarıyor? Onu anlatayım ben size, göstereyim. Burada farklı bayrağı seçince, mesela Arap bayrağını seçince genellikle oyuncular daha böyle sık sık satılmaya başlıyor. OSM seni Arap zannediyor. Ama sonra bakıyor ki ülkenin konumuna ana diyor, bu diyor Türk. Bu diyor Türkiye'de ama diyor ki ama Türkiye'de ama belki Arap da olabilir diyor. O yüzden diyor biz bunun garantisini veremeyiz. Bunda Arabistan bayrağı olduğu için biz diyor bunun oyuncusunu satmaya devam edelim diyor. Yani velhasıl uzun lafın kısası bayraklar sadece
ne kadar oyuncu satmayacağınızı ayarlayan bir şey. Onun dışında pek de bir ayar şu an bir yanı yok. Yani bayraklara özel bir lig olmuyor. İşte bu bayrağı seçtim. Şimdi gece 3'te maçlarım oynanacak. Seç bakayım. Portekiz değil. Portekiz saatini al. Al Portekiz bayrağını. Seçebilecek misin? Portekiz saatiyle senin saatin uyuşmaz. Senin saatin uyuşmaz. Sen Portekiz'de yaşamıyorsun. Sen Portekizli değilsin. Portekiz'de yaşasan belki. Portekiz'de yaşayan Türkler de var. Portekiz'de yaşayan Türkleri de oranın saatine göre ayarlıyor. Ama sen bir yere ortak bir ligi giriyorsan, adam mesela ligi Arabistan'da kurmuştur, Venezuela'da kurmuştur, da anasının şeyinde kurmuştur. Çok böyle sinirlendi mi yani bu şeye? Yani orada kurmuştur. Sen de gitmişsindir oraya, katılmışsındır. Orada maçlar 2'de oynanır, 3'te oynanır, 5'te de oynanır, 4'te de oynanır. Geceliğin bildirimle gelir. Yani biraz daha el insaf diyelim. Eğer menajer emre istifa ederse de biz biliyoruz bizim kaliteli menajerlerimiz var. Kaliteli menajerlerimizden bir tanesini de buraya çağıracağız. Bugün biraz bu video hani şeyleri konuşmadık. İstatistikleri, taktikleri konuşmadık ama bugün böyle bir harlama günüydü. Böyle bir artık kurtlarımızı dökelim. Artık YouTube'da ne yapacaksa yapsın yani. Yani bizim yapacağımız bir şey yok burada. Biz burada biraz bugün net konuştuk bize. Çünkü normalde böyle konuşmaları şey veriyor. Sarı para veriyor. Hani kısıtlama yapıyor para kazanıyor. Benim işim önemli değil. Kısıtlama yaparsa yapsın. Bu video için ben bunları söylemek istedim. Yani söylemek istediğim için burada sizlere bunu dile getirdim. Umarım beni anlamışsınızdır. Yani biraz sıkılmış da olabilirsiniz. Yani çünkü çok gereksiz bir meseleyi konuştuk burada. Ama bunların da bir ifade edilmesi gerekiyordu. Biz de bunları söyleyelim dedik. Bugünlük bizden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İstatistikleri bugün konuşmayacağız. Çünkü çok ekstra bir şey yok bugün. Kadro değerleri var. Biraz daha transfer etkinliği bittikten sonra yarın pazar günü bir lige girmeden önce bir kadro inceleme videosu gelecek. Zaten akşamleyin de maçlarımız oynanacak. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz.